anlamayı, mucibince amel edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Bu mübarek günlerden Kur'an-ı Kerim'de daha çok meşgul olan kullarından olmayı da nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, bugün 18. cüz okuduk. Minun suresi, Nur suresi ve Furkan suresine giriş yapıldı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu biz inanan kullarına buyuruyor ki يَا اَيْتُهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ey iman edenler, şeytanın adımlarına tabi olmayın. وَمَنْ يَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Kim şeytanın adımlarına tabi olur, onu takip ederse, onu kendisine arkadaş, yoldaş edinirse, bilmiş olsun ki o kişi فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Şüphesiz ki şeytan her daim kendisini yeşile taktıklarına şiyatı emreder. Kötülüğü yaptırmaya sevk eder. Bir kişi gelin, bir kişi. Allah'ın rızasına vesile olacak davranışlarda bulunmayı, işler yapmayı tavsiye eder. Bunları yaptırır. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Eğer ki Allah'ın kullarına karşı lütfu ve rahmeti olmamış olsaydı مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا. Sizden hiç kimse temize çıkamazdı. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Allah dilediği kimseleri temize çıkarır, korur, arındırır. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah her şeyi işiten, her şeyi de bilendir. Evet, muhterem kardeşlerim, bu ayeti kelimenin meali böyleydi. İnsanın amansız düşmanı şeytandır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kullarına insanı düşmanı olarak tanıtmıştır. Ona uymayın demiştir. Ona karşı dikkatli olun demiştir. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Şeytanın Allah'a iman etmiş, ona tevekkül ederek bir hayat yaşayan, imani sorumlulukları yerine getirerek bir hayat yaşayan üzerinde şeytanın hiçbir etkisi, hiçbir gücü kuvveti olmaz. Şeytan her daim, değerli kardeşler, biz kulların Rabbi ile olan bağlantısını zayıflatmak, hatta ortadan kaldırmak için gereken mücadelesinde ise onu yapar. Ama gün gelecek, o mahşer gününde insanlar her şeyin hesabı görüldükten sonra İbrahim suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. O gün işler bitirilip cennetlikler, cehennemlikler belli olduktan sonra, hesap bittikten sonra وَقَالَ الشَّيْطَانُ. Şeytan şöyle diyecek. Kendi avanesine, kendisi vesilesiyle cehenneme gidecek olanlara, onlara şöyle diyecek. لَمَّا قُلْضِيَ الْاَمْرُ. Artık işin sonuna gelindi. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَبَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Allah dünyadayken sizlere vaatte bulunmuştu. Demişti ki, ey kullarım, bana inanırsanız, bana tevekkül ederseniz,
O zaman hesabın çetin olur, azabın gün olur. Burada nice vaatlerde Allah bulunmuş mu? Allah vaadini gerçekleştirdi mi? Allah'ın vaadi hak oldu. Ben de sizlere dünyada iken bir takım vaatlerde bulunmuştum. Ama ben bu vaadimi yerine getiremedim. Yalancı çıktım. Size yalan söyledim. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Zaten benim size bu kötülükleri yaptıracak bir gücüm de yoktu. Size ben zorla yaptırmadım bu kötülükleri. O yanlışlıkları, o günahları. Ben sizin başınıza herhangi bir şey dayayarak yaptırmadım. Ben sadece size davet ettim. Gelin dedim, bak böyle dedim, şudur, budur falan gibi. Siz de benim davetime icabet ettiniz. Bugün beni kınamayın. Bizim bu vesileye, bu sebebe, bu azaba düçar olmamıza vesile olan şeytandır diyeyim de beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Allah sana akıl vermiş, göz vermiş. Allah sana bir hayat bahşetmiş. Nice dünyadayken ayaklarını tökezletmiş, belki aklını başına alırsın diye. Nice ibret alacağın hadiseler göstermiş. Sen ders almamışsın. Bugün beni kınayacağım ama ben nasıl oldu da bu hayata düştüm? Allah'ın vermiş olduğu aklı nasıl doğru kullanmadın diye kendinizi kınayın diyeceğim. Bugün ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Bu sahne mahşer gününde yaşanacak bir sahnedir. İbrahim suresinde Rabbimiz bildiriyor derdi. Onun için şu kısacık ömrümüzde, dünya hayatımızda Rabbim şeytanı kendisine yoldaş edinenlerden eylemesin. Şeytana karşı, onun ilvalarına karşı, onun hilelerine karşı, onun bir takım tuzaklarına karşı uyanık olan kullarından olmayı nasip eylesin. Çünkü Allah'a layıkıyla inanmış, ona yönelmiş olan kullar şeytanın parantez içi işte bir takım vesveselerini hemen Allah'ın onların şeytandan olduğunu der. Araf suresinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. Bu Allah'tan sakınanlar kendilerine karşı bir ufak kötülük yapma veyahut da bir çeşitli şeyler yapma gibi şeytandan bir vesvese geldiği anda tedekken bunu hemen hatırlarlar. Bu şeytandandır derler. Farkına varırlar işi. Şeytanın bu vesveselerine kapılıp da Allah'ın hoşuna gitmeyecek işlere, peşine düşmezler. Buyuruyor. Rabbim inşallah her birerimizi o takvaya ulaşan kullarından olmayı nasip eylesin. Bu güzel günler gecesiyle, gündüzüyle o takvaya erişebilmek için bir fırsat. Bu fırsatı inşallah Rabbim değerlendiren kullarından eylesin. Lillahi Teala Fatiha. Allahumma salli ala